Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, 10 soruda biyoloji serimizin başka bir konusundayız arkadaşlar. Bugün DNA hakkında 10 soru çözeceğiz. 10 soruda DNA'yı güzel bir şekilde tekrar etmeye çalışacağız. Sizler de arada bir gelip bu videoyu izlediğiniz takdirde bu konuyu hiçbir zaman için unutmayacaksınız abicim. Her zaman için hazırlıklı olmuş olacaksınız bu konuyla alakalı. Şimdi gelelim sorumuza bakalım. Diyor ki ifadelerinden hangisi doğrudur diyor. DNA'nın yapısıyla alakalı. Bak DNA'nın şöyle sarmal bir yapıda olduğunu biliyoruz değil mi? DNA sarmal bir yapıda. Şurası tiplik şurası eksiplik veya 3 300'sü ucu şeklinde de gösterilebilir. Artı iplik anlamlı zincir deniyor. Anlamlı zincirinden direkt olarak RNA molekülü meydana geliyordu biliyoruz. DNA çift iplikli sarmallı modelin adına Watson Crick modeli deniliyordu. Aynı zamanda DNA'nın şu zincirlerinin ortasında bulunan yapılar şekerlerdi arkadaşlar. Şekerlerden yukarıya doğru şöyle fosfatlar geliyordu ve içeriye doğru da azotlu organik bazlar geliyordu. Adenin her zaman için timinle bağ yapıyordu. Arada ikili zayıf hidrojen vardı. Bağı vardı. Şurası guanin eğer şöyle çıkmıştı çıktım gene şeker aldım. Şurası guanin ise karşılığında sitozin olacaktı. Al sana şeker, al sana azotlu organik baz, al sana şey e, fosfat grubu. Al sana burada adenin olsun. Şöyle gelsin yukarıya doğru adenin. Şöyle yazalım adenin. Karşılığında timin var. Şöyle geldi hop şeker ve fosfat. Gördün mü abicim? Bak bir zincirde bu. Karşılıklı zincirlerde azotlu organik bazların arasında zayıf hidrojen bağı var. Ama aynı zincirde aynı zincirde iki tane nükleotit arasında bak birinin ile diğerinin şekeri arasında kurulan fosfodiester bağı olacak. Anladın mı? Yani bir zincirde karşılıklı olarak zayıf hidrojen bağı var. Aynı zincirde ise iki tane nükleotit arasında fosfodiester bağı bulunmakta. Tamam mı abicim? Bunu gördük. Şimdi gördüğümüz gibi hemen bakalım sorumuzu bir okuyalım. Sağ sarmalın dış kısmı sarmalın dış kısmı demiş ee, şeker ve fosfat moleküllerinden oluşur. Bak dış kısmı sarmal ya burası dış kısmı şeker ve fosfattan oluşur. Eyvallah doğrudur gördüm. İç kısmında azotlu organik bazlar var. Sarmalın iç kısmında azotlu organik bazlar var. Eyvallah burada tamam doğru. Adenin daima timinle guanin de daima sitozinle eşlenir. Eyvallah o da doğrudur. Hidrojen bağı sayısı fosfodiester bağı sayısına eşittir. Şimdi böyle bir eşitlik yoktur abicim. Bak burada bile şuradakini düşünelim. Bak 3 6 8 tane burada zayıf hidrojen bağı varken 1 2 3 4 tane fosfodiester bağı var. Yani böyle bir eşitlik söz konusu olamaz abicim. O yüzden 4 gidiyor. Doğru cevap 1 2 3 olarak karşımıza çıkıyor. Bak DNA'nın yapısını öğrenmiş olduk tamam mı? İçeride gördüğünüz gibi azotlu organik bazlar, dışarıda ise şeker ve fosfat bulunuyor. Fosfodiester bağı burada. Bu eleman da burada bulunuyor tamam mı? Geldik ikinci sorumuza. Hadi bakalım kapsüllü bakteri sorusu. Bak bunu da çok sorarlar abiciğim. Tamam mı? Bu kapsüllü bakteri sorularını da çok sorarlar. Der der ki bir grup bilim insanının zatürreye neden olan bakteriler ve farelerle ilgili tasarlayıp uyguladıkları deneylerinde yaptıkları uygulamalar ve bunların sonuçları şunlardır. Canlı kapsüllü bakterilerin enjekte edildiği fareler zatürre olarak öldü. Şimdi bu bir fare olsun A bakterisi tamam mı bu A faresi şöyle. Bu A fareye canlı ve kapsüllü bakteri verdiğim zaman şöyle gördün mü? Canlı ve kapsüllü bakteri verdiğim zaman öldü. Şöyle yazalım tamam mı? Canlı kapsüllü hop şuraya şöyle gösterdik. Canlı ve kapsüllü bakteri verdiğim zaman fareyi öldürdü. Sonra canlı kapsülsüz bakterinin enjekte edildiği farelerde herhangi bir sorun olmamış. Al bu B faresi tamam mı? Bu B faresi canlı ama kapsülsüz. Bak kapsülsüzü sadece böyle yapıyorum. Ölmedi yaşıyor tamam mı? Bak bu eleman yaşıyormuş. Tamam süper. Sonra ısıtılmış kapsüllü bakteri enjekte edilen fareler zatürreye yakalanmadı ve yaşamaya devam etti. Daha sonra şöyle almış kapsüllü bir bakteri ama bunu ne yapmış abicim ısıtmış ısıtmış tamam mı ısıtarak aslında öldürmüş gibi bir şey Sonra ısıtılmış ölü kapsüllü bakterilerle cansız kapsülsüz bakterilerin birlikte enjekte edildiği fareler zatürreden öldü. Farelerin vücudunda canlı e, bakterilere rastlanıldı. Mevzu şu bak ısıtılmış öldürülmüş olan yani ısıtılmış olan e, şeyle ölü kapsüllü bakterilerle bak ısıtılmış ölü kapsüllü bakterilerle daha sonra canlı ama kapsülsüz olan bakteriler bir araya konulmuş. Bak buradaki mevzu ne biliyor musun? Bir araya konulursa şunlar ısıtılmış bir şeyle e, diğer hat. Hatta şurada yapayım. Isıtılmış, öldürülmüş bu kapsüllü bakteriyle direkt olarak kapsülsüz bakteri aynı ortama konulduğu anda. Bak ne oluyor biliyor musun? Aynı ortama konulduğu anda burada kapsülü meydana getirilecek olan DNA parçaları, gen parçaları, plazmitleri bu bakteriye geçiyor abicim. Tamam mı? Direkt olarak bu bakteriye geçiyor. Transformasyon tamam mı? Direkt olarak bu bakteriye geçiyor. Bu bakteriye geçince artık bu bakteri de e, kapsüllü bakteri halini almaya başlıyor. Anladın mı abicim bu plazmit? geldiği zaman bunu sen şeye verdiğin zaman fareye verdiğin zaman direkt olarak ölümüyle sonuçlanıyor yani gördüğün gibi DNA parçacıkları bulunduğu ortamda plazmitler diğer bakterilere geçebiliyor buradaki ısıtmadaki mevzuda zarlar arası porların açık olması tamam daha çok açılmış hale meydana gelmesi ve plazmit parçacıkların rahatlıkla ortama gelmesi abi. mevzu bu kadar Buna göre yapılan deney sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Kapsülsüz bakteriler zatürreye neden olur. Kapsüllü bakteriler kapsülsüz bakterilerden daha ya bununla alakalı bir şey yok zaten. Kapsülsüz bakteriler kapsüllü bakterilerden kapsül oluşumu sağlayan bilgileri almıştır. Bak direkt olarak bana diyor ki ben burada C şıkkıyım diye bas bas bağırıyor anladın mı? Yani mevzu şu kapsülsüz olan bakteriler ölü olsa bile gen parçalarını alıyor ve direkt olarak kapsül meydana getirecek bilgi İlgileri ondan alarak artık kapsüllü bakteri haline geliyor ve verildiği canlıyı rahatlıkla öldürebiliyor tamam mı abicim? 10 numara bir soru bak genellikle bu soruyu sorarlar arkadaşlar o yüzden aldım. Genellikle DNA sorularında direkt olarak bu kapsüllü bakterisi sorusu alınır. Zaten sen hatırladın onu sen o soruyu hatırladın. İfadelerinden hangisi doğrudur? Bakalım ifadelerinden hangisi doğrudur? Diyor ki bana DNA polimeraz enzimi yeni DNA repliklerini sentezlenir. Bak şimdi hemen sana replikasyonu göstereyim. Bak şimdi abicim replikasyon şurası. Şurası replikasyon çatalı tamam mı? Şurada adenin var karşılığında timin var arada ikili. Şurada guanin var şurada sitozin var. Tamam mı? Şöyle yapalım. Arada üçlü zayıf hidrojen bağı var. Bak bir helikaz denilen enzim replikasyon aşamasında replikasyon orijini olan basamakta çataldan geliyor. Helikaz buradan giriyor. Şuradaki bağları koparıyor. Bağları koparıyor ve bunu artık düz bir zincir haline getiriyor. Bak gördün mü? Düz bir zincir haline geldi. Bak şurası şey olsun Guan'in olsun şurası Aden'in yani şu kısmı olduğu gibi buraya yazdım. Açılmış halini gösterdim tamam mı açılmış. Şurası da karşılığında sitozin burası da timin bak burası da böyle geldi açıldı. Bak şimdi DNA işlenmesine yarı korunumlu DNA işlenmesi deniyor. Neden? Eşlenme esnasında yarısı korunduğu için. Şimdi burası açıldıktan sonra helikazla açtım. Güzel bir tek şey haline getirdim. Yani sarmalı ortadan ayırdım. Düz bir hale getirdim. Sonra bak 5 üstü ucundan 3 üstü ucuna doğru gelecek abicim bir taraf kesintisi olarak DNA polimerazla diğer taraf kesintili olarak DNA polimerazla meydana getiriliyor. Bu kesintili olanlar daha sonra ligas tarafından birleştirilecek. Bunlara Okazaki fragmentleri, fragmentelleri veya telleri veya direkt olarak Okazaki fragmentleri deniliyor tamam mı? Fragmanları ikisi de olabilir abicim. Fraktelleri hiç önemli değil isim ne olursa olsun bunlar meydana getiriyor. tamam mı? Daha sonra bunlar birleştirilecek. Bir taraf kesintisiz diğer taraf kesintili. Meydana getirecek enzim DNA polimeraz. DNA polimeraz. Sonra ligaz denilen enzim gelecek. Bakacak abicim karşılığında bunun doğru eşlenmiş mi? Adenin karşısına timin gelmediyse bunu düzeltecek. Buralar birleşecek. Stozinin karşısına Guanin geliyor mu? Timinin karşısına Adenin geliyor mu? Bak böyle meydana geldikten sonra görüyor musun? Bak aynısından Guanin Adenin Stozin timinden Guanin Adenin Stozin timin Guanin Adenin Stozin timin aynısından iki tane DNA meydana gelmiş oldu. Bak buna replikasyon deniyor ve replikasyon aşamasında yarı konumlu oluyor. Ve mutlaka aynı... E Yarısı korunarak yeni bir zincir meydana getiriliyor. 5 üssü 3 üssü yönünde olacaktır o ve DNA polimerazla meydana getirir, ligazla kontrolünü yapar. Şimdi bana ifadelerinden hangisi doğrudur diye gelmiş. 1 DNA polimeraz enzimi yeni DNA iplikçiklerini sentezler. Eyvallah doğru. Helikaz enzimi DNA polimeraz enziminden önce işlem yapar. Eyvallah önce. Önce helikaz enzimiyle koparırsın. Replikasyon sırasında DNA'nın iki iplikçiği kalıp olarak kullanılır. Bak gördün mü? Gerçekten de iki ipikçik kalıp olarak kullanıyor. Helikaz enzimi hidrojen bağlarını koparırken DNA polimeraz enzimi yeni hidrojen bağlarının kurulmasını sağlar. Eyvallah doğrudur abicim. Karşılıklı bağlanmasını sağlayan polimerazdır. Sonra hata var mı yok mu diye kontrol eden de ligaz Aynı anda ligaz enzimleri bir sürü yerden girer abicim. Direkt olarak bir yerde hata varsa, oranın düzeltilmesini sağlayacak olan enzimlerde ligazlardır. Banko teslurusdur. Güzel bir soru. Buna da tek attık. Hadi bakalım. Geldi bir başka soru daha, geldi bir başka soru daha. Aşağıdaki şekilde hücrede işlev gösteren başlıca RNA çeşitleri numaralandırılarak şematize edilmiştir. Bak şu ribozomal RNA, değil mi? Burada ribozomal RNA görev alıyor. Ribozomal RNA. Bak burası yani direkt olarak amino asidi getirip buraya bağlayacak olan, antikodon ucu olan taşıyıcı RNA şeklinde gösteriliyor. Bu da direkt olarak DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma getirecek olan mRNA. Tek iplikli gördün mü? Bu üzerine katlanmalar meydana getiriyor. Bu da bir organelin yapısına katılıyor. Yani gördüğün gibi mRNA, taşıyıcı RNA bir de ribozomal RNA olmak üzere 3 çeşit RNA vardır. RNA tek ipliklidir sakın unutma. DNA çift iplikli, RNA tek ipliklidir. DNA, RNA her zaman için DNA'dan meydana gelmiştir. 3 çeşit RNA vardır. Burada en fazla kullanılan ribozomal RNA'dır. %65 oranında ve bir organelin yapısına katılır. Taşıyıcı RNA %25'li, %30'lu oranlarda. mRNA'da %5'li oranlarda. Mevzu bu. Ama üçünün görevi biliyor musun? Bak görevini de burada anlatayım sana. Protein sentezinde görevli. Bak mRNA ne yapıyor biliyor musun? Şurası DNA. DNA'daki şifreyi önce hop mRNA'ya aktarılıyor. mRNA DNA'dan almış olduğu şifreyi sonra buradan çıkıyor. Ribozomun küçük alt birimine geliyor. Yani mRNA'daki şifreyi sentezlenecek olan proteinin şifresini ribozoma getiren RNA şekli mRNA'dır. %5 oranında bulunur. Her üçü de tekrar tekrar kullanılır. Bak şimdi buradaki şifre okunuyor. Buradaki her bir üçlüye kodon deniyordu Bu her üçlü okununca buradaki hangi münasti veriyorsa taşıyıcı Rna geliyor bu üçlüye göre sentezlenecek olan veya bu üçlünün kastettiği e, amino asiti taşıyıcı RNA geliyor alıyor stoplazmadan onu getiriyor ribozomun üstbirine bırakıyor. Sonra bunların arasında bunlar devamlı okunuyor, devamlı okuyor. Farklı farklı taşıyıcı RNA'lar geliyor. Buradakilerini alıyor getiriyor, alıyor getiriyor, alıyor getiriyor. Buradakilerinin bağlanmasını sağlayan ve proteinin meydana gelmesini sağlayan da ribozomal RNA'dır abicim. Olay bu kadar basit. Yani mRNA şifreyi şey, ribozoma getiren taşıyıcı RNA stoplazmadaki amino Asitleri ribozom'a getiren ribozomal RNA'da bunların arasında peptit bağ kurarak proteini meydana getiren yapıdır. İşte RNA çeşitleri bunlar. Buna göre RNA çeşitleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? 1. mRNA, 2. taşıyıcı RNA, gördüğün gibi iki taşıyıcı RNA, 3. ribozomal RNA. Eyvallah doğrudur. 1 2 3 sentezlenirken DNA'daki nükleotit evet abicim her üçü de DNA'dan kalıp alır. Yani DNA tarafından RNA sentezlenir sakın unutmuyorsun. 1. tüm canlılarda benzer nükleotit dizisine sahiptir. Ya 1 yani mRNA benzer nükleotit dizisi olsaydı her canlı birbirine benzer olacaktı. Bu bir dursun burada. Yanlış gibi duruyor ama diğerlerine bakalım. Bakalım. İkiden 2'den bir hücrede en az 20 çeşit. Bak abicim taşıyıcı RNA. Bak bunu ezberle anlama ezberle. Taşıyıcı RNA maksimum 61 tane olur. Minimum 20 tane olur. Bak 20 tane olmasının nedeni 20 çeşit amino olması. Bir tane taşıyıcı RNA her birinde geldiği için minimum 20 maksimumda 61 çeşit taşıyıcı RNA vardır. Eyvallah doğrudur. 3 ökaryotik canlarda çekirdekte. Yani bu zaman şey hatta çekirdekçikte sentezlenir. Zaten orada da öyle yapmış. Çekirdekçikte sentezlenir. Doğrudur. Bak ökaryotlarda prokaryotlarda böyle bir şey yok. Bakterilerde çekirdek yoktur anladın mı? O yüzden stop lazımdı. ama burada çekirdek çıktı olacak. Doğru cevap Ceyhan olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abiciğim. Gelelim bir başka soruya. Nükleik asitlerin yapı birimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bak şimdi yapı birimi nükleik asitlerin yapı birimlerine nükleotitler deniyordu. Ve her bir nükleotit azotlu organik baz. 5 karbonlu şeker bir de fosfattan meydana geliyordu. Şuradaki bağın adına glikozit bağı deniyordu. Buradaki bağın adına ester bağı denir. Bak buna nükleotit deniyor. DNA'nın azotlu organik bazları adenin, timin, guanin ve sitozindir. DNA'nın şekeri deoksiribozdur. E, efendim söyleyeyim RNA'nın şekeri ribozdur. DNA'nın azotlu organik bazları adenin timin guanin stozinken RNA'nın adenin urasil guanin stozindir. Bak bunları biliyorsun. Her ikisinde ortak olarak bulunan tek yapı fosfattır. Yani hem DNA'da hem RNA'da değişmeden bulunan tek yapı fosfattır. Bak şekerler değişiyor. DNA'da deoksiribozken RNA'da riboz. Azotlu organik baz değişiyor. DNA'da adenin timin guanin stozinken RNA'da adenin urasil guanin bulunur. Tamam mı abicim? 500 şeyler nükleotitler aralarında zayıf hidrojen bağı bulunur. Zayıf hidrojen bağı bulunur. Adeninle timin arasında ikili. Guaninle sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağları bulunuyor abicim. Tamam mı? Geldik şimdi. Geldik şimdi. Bakalım. Hop şöyle. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Organik bas ve şeker molekülü azotlu organik bas. 5 karbonlu şeker bir de fosfattan meydana geliyor. Tamam mı? Bakıyoruz. Organik bas Şeker molekülüne organik baz şurada azotlu organik baz şeker molekülüne glikozit bağıyla ile bağlıdır. Eyvallah doğrudur. Fosfat grubu şeker molekülüne peptit bağıyla ile Glikozit hop burası ester bağı olacak değil mi? Bak hop doğru cevabımız burada gördün mü abicim? Oradaki bağ ne olacak abicim? Fosfat grubu şeker grubuna peptit bağı ile değil ester bağı ile bağlanacak. Bak burada glikozit bağı burada ester bağı. Aynen ATP'nin olduğu gibi. İki nükleotit arasında direkt olarak fosfodiester bağı vardır. Eyvallah doğrudur. Organik bazda birbirine hidrojen bağları ile bağlıdır. Likütütiklerden polilikütütik zinciri sentezlenirken su açığa çıkar. Bak yapım reaksiyonu varsa su açığa çıkar. Yani burada eğer iki tane bağ varsa iki tane de su açığa çıkarmak zorundadır. Polipeptit zinciri sentezlenirken mutlaka açığa su çıkmak zorundadır diyoruz abicim. Tamam mı? Zaten sentezin adı dehidrasyon sentezi. Sentezin adı dehidrasyon sentezi. Tamam mı? Şimdi geldik. Baktık soruya. Nükleotitleri arasında 120 tane hidrojen bağı bulunan bir DNA parçasındaki toplam şeker ve fosfat bağı sayısı ile bu DNA'nın bir zincirindeki deoksiribos sayısı en fazla kaç olabilir? Nükleotitleri arasında 120 tane hidrojen bağı varmış. Adeninle timin, guaninle sitozin arasında toplam olarak ne kadar bağ varmış? 120 tane hidrojen bağı bulunuyormuş diyor ki bir dna parçasındaki toplam şeker fosfat yani ne şeker fosfat fosfodiester bağı sayısı ile bir dna parçasındaki bu dna'nın bir zincirindeki deoksiriboz sayısı en fazla kaç olabilir demiş. Tamam hemen sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Bak yalnız buradaki soru çözümündeyken bak şunu çok iyi bakın. Diyor ki bana bak bir DNA parçasındaki toplam şeker fosfat toplam fosfodiester ile bu DNA zincirinin bir zincirindeki deoksiriboz sayısını söylüyor. Bak bir zincirde bulunan deoksi şekerini sayıyor. ve en fazlasını soruyor. Abicim şimdi şöyle yapalım. DNA'da adenin, timin, guanin, stözin olduğunu biliyorum. Tamam mı? Ama bu DNA parçası hani bilmiyorum sadece şu Şuradaki DNA parçasını söylüyor sana tamam mı? Burası da olabilir, burası da olabilir yani anladın mı? Mevzu bu. Şimdi bana en fazlayı soruyorsa, en fazlayı soruyorsa, şurada üçlü zayıf hidrojen var, burada ikili zayıf hidrojen var. O zaman bana en fazla DNA'nın hani şekerini soruyorsa, ben burada zayıf hidrojen bağı en az olanı almam lazım ki daha fazla sayıda adeninle timin'i meydana getirmem lazım, anladın mı? Daha fazla sayıda nükleotit meydana getirmiş olurum. Anladın mı? Bana en fazlasını soruyor, en fazla. Şimdi burada üçlü var bir üçlü var. Ben guanilestozini almayacağım ki ikili olarak alacağım. Yani zayıf hidrojen bağını daha fazla sayıda nükleotit ortaya çıkaracağım. İkili olursa toplam 120 tane bağ varsa 2 çarpı 60 olması lazım değil mi? Bağ sayısının 120 olabilmesi için 60 tane nükleotit olduğunu düşünürüm. Tamam mı? Bak 60 tane toplamda 120 nükleotit olduğunu düşünüyorum ben. Mevzuyu anladık mı? Bak mevzu bu kadar basit. Yani guanin sitozinden hiç yoktur diyorum. Daha fazla sayıda çıkarabilmek için. Diyorum ki hep adeninle ne timindir abi. Burası bu dizilim şöyledir. Timin adenin 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 timin, timin 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 adenin adenin adenin, adenin, adenin şeklinde geldi. Ne kadar adenin var o kadar timin var. Tamam mı? Mevzu bu kadar basit. Yani gördüğünüz üzere. O yüzden o yüzden en fazla sayıda dediği için en az bağ olan çifti alacağım adeninle timini alacağım. Tamam Burayı anladık abicim. O zaman bir zincirde toplamında 120 tane nükleotit olursa bir zincirde ne kadar olacak? 60 tane olacak. Doğru mu? Bak bir zincirde 60 tane olacak. 60 tane nükleotit. E abicim 60 tane nükleotit varsa buradaki fosfodiester bağı sayısı en eksi bir tane olmayacak mı? 59 tane. E 59 tane de burada vardır. Topladığım zaman 118 tane bağ yapacak bir kere. Yani şeker fosfat bağ çıkacak. Doğru cevap çıktı zaten. E bir zincirinde ne kadar dar e, nükleotit var? 60 tane. E ne kadar nükleotit o kadar şeker değil mi? Eyvallah. O zaman bak doğru cevap denizli olarak çıktı. Bak soru zor bir soru. Yani algılaması birer zor bir soru. Bir daha gösteriyorum. Önce zinciri çizdim. Dedim ki abi bunların hepsini ben adenin timin olarak aldım ya. Timin adenin 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 timin Timin adenin adenin timin şeklinde aldım tamam mı? Dedim ki çünkü burada ikili bağ var ya daha fazla bana en fazla sayıdasını sorduğu için ikili bağ olarak aldım tamam mı? Daha fazla sayıda nükleotit çıkarayım. E ikili bağ olursa o zaman 60 tane olacak. 60 nükleotit burada 60 nükleotit burada bak. Mesela 1 2 3 4 5 tane varken 1 2 3 4 tane fosfodiester bağ kuruluyorsa 60 tane varsa en eksi 1 59 tane burada kurulur. 59 tane burada kurulur topladım 118 tane. E bir taraf ne kadar tek bir zincirini soruyor. Bir zincirindeki deoksiriboz şekeri, bir zincirindeki deoksiriboz şekeri nükleotit sayısına eşittir. O zaman 60 tane de deoksiriboz şekeri vardır diyorum. Doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Çok kalite bir soru. Tek yumurta ikizi olmayan sağlıklı iki kardeşte gelelim yeni bir soruya. Bak tek yumurta ikizi olmayan sağlıklı iki kardeşte niceliklerden hangisi kesinlikle aynıdır demiş. Bak hepsi kesinlikle aynıdır. E şimdi tek yumurta ikizi değilmiş. Tek yumurta ikizi değilmiş. Önce onu mu bileceğiz? Önce onu mu bileceğiz? Kesinlikle aynıdır'a bakacağız. Bak şimdi abicim. Tek yumurta ikizi değilmiş. E tek yumurta ikizi değilsen cinsiyetler farklı olabilir. Yani gonozom çeşitleri farklı olabilir abiciğim Değil mi? Gonozomlar. Hatırla bizde kaç tane kromozom var? 46 tane. 44 artı xx veya 44 artı xy. Tek yumurta ikizi değilse biri dişi biri erkek olabilir abicim. Birli olanı atıyorum bak. Birli olanı atıyorum. Kesinlikle demiş. İki tane şıkka geldim kaldım. DNA'lardaki üçlü şifrelerin dizilimi. Abicim bunlar zaten hepsi birbirinin aynısı olsaydı sen tek yumurta ikizi olurdun. Bunlar farklı olabilir değil mi abicim farklı olacak ki farklı farklı canlarla en kötü cinsiyetinde farklı tamam mı anladın mı yani direkt bunu ayırdığın için onu da ayırmak zorundasın iki de kesinlikle gitti cevap geldi DNA'ların ikiple arasındaki mesafe cinsiyete cartacurta bakmaz her ikisi aynı olacak. Ve adenin sitozin oranı timin guanin oranı eşit olmak zorunda. Bak sakın unutma adenin karşısında timin var guaninin karşısında sitozin var tamam mı? Şunlara pürinler denir bunlara pirimidinler denir tamam mı abicim? Gördüğün gibi adeninle sitozin oranı yani şu ikisinin toplamı bu ikisine eşit olmak zorunda tamam mı? Mevzu bu veya şu ikisinin toplamı şu ikisine eşit olmak zorunda. Deneyerek bulabilirsin al hemen deneyerek bulalım hiç şey yapmayalım kafa karıştır. Al deneyerek bulalım abicim. 5 tane burada varsa 5 tane de bunda yok mudur? Ne kadar adenin o kadar timin olacak. 10 burada varsa 10 da burada vardır. Adenin stozin oranı kaç çıktı? 15. Bak guanin timin oranı da 15 çıktı gördün mü abicim? Bu da kesinlikle doğrudur. Doğru cevap Ceyhan olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Bakalım hafif azot taşıyan... Bazlardan oluşan bir DNA molekülüne sahip bir bakterinin sadece ağır azot bulunan ortamda ağır azot bulunan ortamda üç nesil üremesi sağlanmıştır. Şimdi nasıl çözüyoruz bunu? Normal DNA'yı 14 14 yazıyorduk. Ağırlaştırılmış DNA'yı 15 15 yazıyorduk. Melez DNA'da 14 15 Değil mi abici? Mevzu bu kadar. Şimdi bana diyor ki hafif azot yani normal azot olan 14 14 olan DNA diyor ki ee, bir bakterinin sadece ağır azot olan ortamda yani 15'li ortamda 15'li ortamda 15'li ortamda çoğaltılacak. Şimdi bak yarısını koru. Gel 14'ü buraya yaz. 14'ü buraya yaz. Yani bunun yarısı buraya geldi. Bak yarısı buraya geldi. Yarısı buraya geldi. Bak ortam nasıl ortam? 15. O zaman yeni meydana gelecek olan DNA'lar 15'le 15'le olacak. Tamam mı? Birincisi bu. İkincisine geldim. Bak ikincisine geldim. Bu sefer bunlar gene bu ortamda çoğalıyor. Bak yarısını buraya aldım. 14 Şunun yarısını buraya aldım. 14. Hemen diğer tarafları bak gördün mü? Şu 15'i buraya aldım. Bu 15'i buraya aldım. Ortam nasıl? 15. Hop, o zaman yeni meydana geleceklerde nasıl olacaktır abicim? 15-15 olacaktır. Hemen yanına bak yanına. DNA polimerazla yanına gerisine getirdim. Göstere göstere. Sonra geldim. Bak gördüğün gibi. Şu 14 böyle geldi. Şu 14. Buradaki 14 de böyle geldi. Tamam mı? Sonra şunları ayırdım. Bak şunları ayırdım. Şu 15 buraya geldi. 14-15 buraya geldi. Bu 15 buraya geldi. Şu 15 buraya geldi. Bu 15 buraya geldi. Bu 15 buraya geldi. Bu 14 buraya geldi. Bu 15 de buraya geldi. Şimdi yeni meydana gelecekler hep 15, değil mi? Bak şurası 15. Şurası 15. Burası 15. Burası 15. Burası 15. Burası 15. Burası 15 ve yeni gelen 15. Gördüğün gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneden 2 tanesi gördün mü? 8 taneden 2 tanesi melez abici melez diğerleri direkt olarak ağır DNA oldu. Gördün mü? 8'de 2 yani 1 bölü 4'ü. Yani baktığın zaman 1 bölü 4'ü %25'i. %25'i şöyle yaptığın zaman ağırlığa göre bakarsan bunlar ağır DNA'ya aşağıya çökecek tamam mı? %75'i aşağıya çökecek bak gördün mü? %25'i de yukarı gelecek. Bak bu %25'i yukarı gelecek. Hangi şıkta var bu? 75'e 25. Altta 75 olacak. Hop tık 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 ben buradayım dedi. Hop soruyu çözdük. Gördük mü abicim bak? Bu tarz soruyu da böyle çözüyorsun. Zor değil, gerçekten zor değil. At ve değil. Rahatlıkla çözülebilecek bir soru. Bir insanın demiş bir insanın sinir olgun alıyor, ak yuvar, karaciğer hücrelerinden hangileri DNA polimeraz enzimi kesinlikle işlevsel olamaz. De, diyor ki sana DNA kendini eşleyemez. DNA ne zaman kendini eşliyordu abicim? Bak hemen soru sor bu. DNA ne zaman kendini eşliyordu? DNA hücre bölünmesi esnasında kendisini eşliyordu. Diyor ki sana hangileri bölünemez diyor. Bak hangileri bölünemez diyor. Soru bu. Ama düşme soruda. Karaciğer bölünür. Bir kere dörtlü olanlar attım hadi geçmiş olsun. Ak yuvarlar eyvallah hemen attım geçmiş olsun. Olgun al yuvar bölünmez abicim. İkili olan burada kaldı. Bak sinir hücresi. Abicim sinir hücresi embriyonik dönemdeyken, embriyonik dönemdeyken bölünebilir. Daha sonradan bölünemiyor. Embriyonik dönemde bölündüğüne göre abicim orada DNA polimeraz işlevi görev yapabilir. Ama olgun al yuvar hiçbir şekilde bölünemez abicim. Bak doğru cevap Adana. 10 numara bir soru. Gelsin herkesi döker. Net söylüyorum. Gelsin herkesi dökecek bir soru. Haberiniz olsun. Tamam mı abicim? Güzel bir soru. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün sorularımızı çözdük. 10 soruda, 10 soruda size 9 soruda oldu bizimki ama olsun. Hadi 9 soruda güzel bir şekilde DNA ile alakalı gelebilecek bak yapısından tut protein sentezindeki RNA çeşidine kadar, efendim söyleyeyim bölünüp bölünememesinden efendim şey melez DNA, ağır DNA ortamına kadar hepsini güzel bir şekilde anlattık, öğrettik abicim. Dediğim gibi dönem dönem gelip bu videoyu izlersen güzel bir şekilde kafanda kalmış olur. Hadi bakalım. Bir sonraki soruda, bir sonraki 10 soruda biyolojide tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.